Efendim, cildimize kullandığımız maskelerin ne gibi yararları var? Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum size. Öncelikle cildimize oluşan hasarlar, yorgunluklar, cilt hataları, en başta oluşan, bugünlerde popüler olan biliyorsunuz siyah noktalar ve cilt bozuklukları, ciltteki dalgalanmalar, artı dış etkenlerden oluşan cilt hasarları, bütün bunları ve benzeri şeyleri korumak için cilt maskeleri kullanabiliriz. Bunun için öncelikle cildinizin yapısını bilmeniz gerekiyor. Maskeler genelde bütün ciltlere uyar. Fakat yapısını bilirseniz cildinizin, kullandığınız maskenin kullanım şekli olarak daha güzel sonuç alabilirsiniz. Normal olarak ilk etapta maskeye genelde aşırı makyaj yapanlar, cildi yorgun olanlar, cilt üzerindeki, cilt yüzeyindeki, dikkatinizi çekiyorum, cilt altından değil, cilt yüzeyinde meydana gelebilecek hasarlarda maskeler güzel sonuçlar vermektedir. Bunları kullanmadan önce maskenin özelliklerine bakın. Çünkü arkasında gerekli açıklamalar ve kullanım şekli yazıyor birçoğunda ana hatlarıyla. Buna bakarak kullanırsanız ve cildinizden eğer kullanırsanız maskelerde güzel sonuçlar elde etme şansının çok yüksektir. Maskelerin kullanım şekline gelince en pratik kullanım şekli maskeler genelde haftada iki kez. En sık kullanım şekli olarak tanımlıyorum size. İki kez kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu nedir? Kendinizi ayarlayın. Örneğin pazartesi günü bir kullanım maskenize. Artı perşembe günü bir kez daha kullanın. Yani birazcık gün bırakın. Hem cildiniz dinlenmiş olsun hem maskenin sonucunu alabilin. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra, pardon, bundan önce ben maskenin çeşit olarak kullanım şekilleri de farklı. Ondan da bahsetmek zorundayım. Bazı maskeler bizim halk arasındaki tabiriyle ikinci bir deri, soyulabilen maske dediğimiz, elinizle çekiyorsunuz, komple yüzden çıkan maskeler var. Deri şeklinde yüzünüzü kapatır, çıkıyor. Bir de yıkayarak, temizleyerek cildinize çıkardığınız maskeler var. Her ikisinde sonuç aynı, kullanım farklıdır. Kullanım şekli farklı. Sonuç aynıdır. Maskeleri yüzünüze sürdükten sonra dediğim gibi 3-5 dakika kadar bir dinlenme süresi vardır bunların yüzünüzde. Çünkü sürdüğünüz maskeler cildinizin içine işleyecek, cildinizdeki olan hasarları giderecek ve ondan sonra bu maskeleri temizleyin. Lütfen bundan sonrası da çok önemli. Temizledikten sonra maskenizi ciltte açılan hücreleri kapatmak zorundasınız. Çünkü maskeler hücrelerin üzerindeki oksidanları, artıkları, artı bakterileri temizliyor ve hücreler açılıyor. Açılan hücreleri kapatacaksınız. Bunun için de tonik veya cilt besleyiciyle kapatacaksınız. Onun üzerine hafif bir nemlendirici süreceksiniz ki o tonik yüzünüzü terk etmesin. Cildinizde kapalı kalsın ki cildiniz daha yumuşak, daha tatlı, daha canlı, daha bir pembe hale dönüşsün. Maskenin faydası budur. Ama lütfen maskeye tamamen yüklenmeyin. Bilinçsiz kullanım var. Maskeyi alıp da her gün maske yapanlar bu kez cildinizi yoruyorsunuz. Fayda yerine zarar sağlıyorsunuz. Dikkatli olursanız, biraz dikkatli kullanırsanız ve birazcık sabrederseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz efendim. Rica ederim.